Asi neden pavyonda çalıştığıyla alakalı bir şey anlattım sana. Yok, anlatmadı hiçbir şey. Babana da mı anlatmamış? Sadece onca zamandır orada olduğunu söylemiş. Hayır, ben tanıyorum Asi'yi. Bu dünyada hiçbir kuvvet Asi'yi öyle bir yerde çalıştıramaz. Beraber büyüdük biz. Mutlaka haklı bir gerekçesi vardır. Yani bence şu noktada hiçbir gerekçe onun orada çalışmasını haklı çıkarmaz. Bunca zaman aynı şehirde, biz burada, o pavyonda çalışmış. Hayır, beni arayabilirdi, Alaz'ı arayabilirdi, Cesur'u arayabilirdi. Hepimizin kapısı ya, hepimizin. Sonuna kadar açıktı ona. Canımızı veririz biz onun için. Hayat işte. İnsanı en olmadık yerinden vuruyor. Mecbur kalmıştır. Bazen ailenden birisinin hayatını kurtarmak için, bazen de o hayatı sonlandırmak için en olmadık şeyleri yaptırıyor insana. Sonlandırmak derken? Öyle işte. Boş ver. Derin. Annenle aranızdaki sorun ne? Abini sen öldürdün gibi bir şey söyledi de. Mecazi anlamda yani, değil mi? Yo. Gayet de inanarak söyledi. Anneme göre abimin ölümünün sorumlusu benim. Nasıl yani? Nasıl öldü ki abi? Trafik kazası. Vurup kaçmışlar. Tabii öncesi de var. Ya sen nasıl benden böyle bir şey istersen ya? Kabul etmeyin sen, ben asla yapamam. Nasıl? Doktorları duydun ufaklık. Artık hiçbir tedavi işe yaramıyormuş. Bütün vücudumu sarmış. Ufaklık. Ölüyorum. Kabullenin artık bunu. Ölüyorum. Bak. Hayır, sen kabullen ufaklık. Annem son ana kadar beni yaşatmak için her şeyi yapacak, bir umut kalmadığı halde. Belki bir umut vardır. Ama bir umut yok. Artık bir umut yok. Sen de oradaydın. Bak, dünyanın en iyi doktorları sonuçlarıma bakıp tek tek açıkladılar. Annem kabullenemiyor. Bir anne olarak ona hak veriyorum ama ben daha çok haklıyım. Çocukluğundan beri sen bana donör oldun. Senin sayende hayatta kaldım ben. Ama ikimiz de çok acı çektik. Yetmedi mi artık? Ben hayatımın sonuna kadar acı çekmeye razıyım ama ben seni kaybedemem. Buraya kadarmış. Sayende çok bile yaşadım. Şimdi abine son görevini yapacaksın. Biliyorsun annem beni dinlemez. Ama sen artık donör olmak istemediğini söylersen o da mecburen bunu kabullenecek. Aslında ona en büyük iyiliği yapıyorsun. Boşuna umutlanıp sonradan düşmesini engelliyorsun. Hayatının sonuna kadar da benden nefret etmesini. Anlayacak. Şimdi değil belki ama anlayacak. Onu ikna edeceksin. Abine de ilk defa hayatında güzel bir yaşam hediye edeceksin. Bu yaşam bir gün bile olsa ben bunu hak ediyorum ufaklık.
Bunu benim için yapacaksın değil mi? Abin için bunu yapacaksın. Ben çok seviyorum ufaklık. Çok. Neyse boş ver, sonra anlatırım. Peki. Yalnız bir şey diyeceğim. Senin anlatacakların çok birikti ha. Farkındayım. Ama eve geçmem lazım. Yine tadın kaçmasın. Kaçmaz desem yalan söylemiş olurum. Kaçabilir ama İskender amcam gel dedi. Gideceğim, bir şansımı deneyeceğim yine. Ya barışıklığımızın kısa süreceğini biliyordum ama... Neyse. Yine görüşürüz. Valizlerimi toplar dönerim buraya yine. Ben bu halde motor kullandırmayayım sana. Bence ben bırakayım seni. Olur valla. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu ikisini tanıdığımdan beri bu kadar süre kavga etmediklerini görmedim. Hayat. Tepe kopağındaymış sıkıntı. Ama halloldu şimdilik. Hadi gidelim. Derin. İyi misin? Korkuyorum. Neden korkuyorsun? Eve gitmekten. Annemin bana olan öfkesiyle yeniden yüzleşmekten korkuyorum. Son birkaç gündür ilk defa mutluydum. Bir umut anne kızı oluruz gibi hissetmiştim. Annemin beni ilk defa sevdiğini hissetmiştim. Derin. Anneliğe dair bildiğim en önemli şey ne biliyor musun? Anneler ne yaşarlarsa yaşasınlar, asla evlatlarından vazgeçmezler. Bak. Ben siz ne yaşadınız bilmiyorum bile. Ama ne olduysa, neyi veremediyse sana ya da sen neyi göremediysen, annen içeride bir yerde hala seni çok seviyor. Yaman. Çok 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 özür dilerim ben. Ya bütün bu kaoslar benim dengemi bozdu. Öpmek istememiştim yani ben seni. Ayrıca sen benim tipim bile değilsin.
Sen de benim tipim değilsin ki zaten. Ben öyle doğam gereği tutamadım kendimi. Yani doğamız, yani bu cümle ne kadar doğru bilmiyorum ama tutamadım işte kendimi yani. Tamam, hiç yaşanmadı böyle bir şey. Unutuyoruz, tamam mı? Karavanın önünde sen beni eve bırakmayı teklif ettin. Ondan sonrası yok. Boşluk orası. Kara delik hatta. Evet, kara delik hatta. Karavanın önünde konuşan iki arkadaştık biz. Sonra sen beni eve bırakmayı teklif ettin, bu kadar. Tamam. Tamam, sen nasıl diyorsan öyle. Hadi gidelim, tamam. Kendi döngümüze geri dönelim. Evet, dönelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.